İşim oranı belli bir aralıkta ise arkadaşlar f3 eksi f1 bölü 3 eksi 1 yapılarak bulunur. Haliyle hemen f3'ü bulalım. 81 artı 2'den 83. F1'i bulalım. 1 artı 2'den 3 bölü 3 eksi 1. 80 bölü 2 cevap 40 oldu arkadaşlar. D şıkkı. Çarpımın türevinden yapalım. Birincinin türevi 2x artı 1 çarpı ikincinin aynısı artı birincinin aynısı artı ikincinin türevi. Bir dağıtayım şimdi bunları artık. 2x kare artı 8x artı x artı 4 artı x kare artı x. 3x kare artı 9x 10x oldu. Ve 4. Cevabımız D şıkkı. Eksi 4 ile sonsuz aralığında arkadaşlar hangi noktalarda türevsiz? Bakın içi boş olan yerler, sivri olan yer 2 oldu. Burası limit yok zaten daha sürekli bile değil 3. nokta. Burada arkadaşlar bakın sürekli değil bu yüzden türev yok. Yine burada arkadaşlar 2 noktasında limit olmadığı için haliyle sürekli değil doğal olarak türev yok. Böylece 1, 2, 3, 4, 5 noktada problem var. Geri kalan noktalarda zaten sabit fonksiyon olduğu için türevi 0 olur. Ya da şurada bir yerde zaten eğimi doğrunun eğimine eşit olacaktır. Türevi bu yüzden var olacaktır. B şıkkı. D kare f dx kare demek arkadaşlar iki kere türev al demektir. Şimdi birinci türev 3x kare eksi 2mx artı 1. Bu birinci türev. Bir daha türevini alırsak 6x-2m bu ikinci türev oldu. Şimdi x eşittir 1 değeri demiş. 6-2m eşittir 12. Eksi 6 -2m eşittir 6 2m. M arkadaşlar eksi 3 oldu. A şıkkı. Zincir kuralı gereği şunu görmeniz gerekiyor. dy bölü dt yani y'nin t'ye göre türevi. Bölü dx bölü dt. Böylece arkadaşlar bunlar sadeleşir y'nin x'e göre türevini almış oluruz. Bak şimdi x'e göre x'in t'ye göre türevi 3t kare. Yine y'nin t'ye göre türevi 2t. Bunları böldüğümüz zaman 2 bölü 3t oldu. Peki t'ye kaç vereceğiz? 2 vereceğiz. 2 bölü 3 çarpı 2'den cevap böylece 1 bölü 3 olur. B şıkkı. G2x hemen burada yapalım. Ne olduğunu görmüş olalım hem. 4x kare 2x'in karesi eksi 2 çarpı 2x'ten 4x. Böylece x kare eksi 1 x eksi 1 çarpı x artı 1. Diğeri de arkadaşlar 4 parantezinde x kare eksi x olduğu için x eksi 1 çarpı x oldu. Şimdi bunlar ortak. O zaman hemen x eksi 1'i aldık. Ortak olmayanları da direkt aldık. Böyle bir polinom elde ettik. Şimdi bunu ne yapacağız? Türev alacağız. Çünkü en küçük değeri demiş. X kare eksi 1. Bir. Biraz işimizi kolaylaştıralım. Çarpı x çarpı 4. Burada çarpımın türevini yapmak istemiyorum. Daha kolay çünkü şunu görebiliriz. 4x küp eksi 4x. Bunun türevi nedir? 12x kare eksi 4. Bu arkadaşlar 44'e eşitmiş. 12x kare eşittir 48. x buradan 2 veya eksi 2. Peki yapan küçük değer demiş. O yüzden eksi 2 c şıkkı. Eğer bir fonksiyon türevlenebiliyorsa kesinlikle süreklidir. Çünkü şartımız ne? Limitli olacak, sürekli olacak, bunlar sağlanacak. Bir de sağdan soldan türevli olacak. O zaman türevli alınca oluyor. Sağdan soldan türevli olan bir şey kesinlikle süreklidir arkadaşlar. Bilin. Ama her sürekli fonksiyon türevli değildir. Örnek. Şöyle sivri nokta yapan bir fonksiyonda bu sivri noktada türevi olmaz arkadaşlar. Sürekli olduğu halde. Limitsiz olduğu noktalarda kesinlikle türevli olamaz. Zaten o kopma olmuştur. Şöyle düşünün. Burada arkadaşlar süreklilikten bile bahsedemeyeceğiniz için türevin ilk şartı sürekli olması. Bu yüzden cevap yalnız bir A şıkkı. Bakın şimdi burada görmeniz gereken şey iki polinom bir kere Px'in derecesi P'nin türevinin derecesinden 1 ek, bir fazladır. Toplam polinomuna çıkmış 3x artı 4. Demek ki Px polinomu büyük dereceli olduğu için Ax artı B şeklinde birinci dereceden bu da türevin alınca sabit bir fonksiyona dönmüş demektir ki toplamları ancak birinci derece çıksın. Haliyle ax artı b artı a eşittir 3x artı 4. Bundan dolayı arkadaşlar b artı 4 a da bakın 3 oldu. a 3 olduğu için b de 1 oldu. Polinom 3x artı 1 geldi. Bundan sonra zaten yapacağımız tek hamle x yerine 1 yazmak. Toplamda cevabımız 4 gelmiş oldu. B şıkkı. Limit için sol ve sağ limite bakalım hemen. Sol limit arkadaşlar 5-1'den 4, sağ limit 2 artı 2'den 4. Böylece tamam bu doğrudur. fx-2 bölü x-2 arkadaşlar f türev 2 demektir. Bu türevin limit tanımını bilmek lazım. f x-a bölü x-a f türev a'ydı arkadaşlar. Formül kesinlikle bilinecek burada. Map kitabında da türevin limit tanımına bayağı yer verilmiş. O yüzden ben de anlattım bununla ilgili bayağı bir şey. Eğer eksiğiniz varsa bakarsınız. Sonra bakın burada f türevi 2. Nereye alacağız? Buraya alacağız. Şimdi haliyle 2x kare artı 2'nin türevi nedir? 4x. x yerine 2 yazarsanız böylece 8 olacaktır. Bu da doğru. h artı 1 eksi f1. Bu da diğer kuralımız işte. 1'den h kadar uzaklaşılmış. f1 1 artı h eksi h. Gördüğünüz gibi 1 artı eşeksi 1 pardon. Bu f y eksi f -X, y eksi x yani normal bildiğimiz eğim kavramı. Bundan dolayı arkadaşlar bir noktasındaki anlık eğimi soruyor bize. O noktadaki eğimi soruyor. F türev 1'dir. Hemen f türev 1'e baktığımız zaman bir noktasındaki türeve bakacağız. Bu yüzden sol türeve sağ türeve bakmamız lazım. Tamam fonksiyon sürekli onu anladık. Çünkü... Fonksiyon sol limiti aynı, sağ limiti aynı, o noktadaki değeri aynı sürekli. Bakalım sağ ve sol türev eşit mi? Sağ türev 1 noktasında 4x arkadaşlar. Sol türev 1 noktasında 5. Ben buraya x yerine 1 yazınca 4 eşit değildir 5. Dolayısıyla bu türevli bile değil. C şıkkı yanlış oldu. Aslında demin söylemiş oldum bu arada. x eşittir 1 noktasında evet sürekli arkadaşlar. F türev 0, 0'dan küçük bir değer olduğu için... 5x 1 alacağız. 5x eksi 1'in türevi de 5'tir. Bu da doğru. Önce şunu bir hatırlayalım. Limit x 1'e giderken f x eksi f 1 türevi limit tanımı gereği bölü x eksi 1 arkadaşlar. f türev 1'dir. Bu 1. Bir de tabii 2 kare farkından dolayı orada ne kaldı? f x artı f 1 kaldı. Şimdi şurası da zaten limitlerin çarpımı olacağı için malum çarpımın limiti limitlerin de çarpımına eşit. Bundan dolayı limit x 1'e giderken aslında orası da 2f 1 oldu. Bu 2 üzeri olmuş. f türev 1'i bulurken şimdi x'in türevi 1. 3x kare diğer türev 5x üzeri 4 türev nokta 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 n x üzeri n eksi 1. Şimdi artık bakalım yerine yazınca x gördüğümüz yere 1'i 1 3 5 nokta 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 artı n. İlk terim artı son terim bölü 2 çarpı terim sayısı yani n-1 bölü 2 artış miktarı 2 artı 1. Buradan bakın şu terimlerin toplamı n artı 1'in parantez karesi bölü 4 geldi. Şimdi gelelim 2f1 hatta 2'yi sadeleştireyim burayı 2 üzeri 9 yapayım. O 2'den de kurtulalım. F1 arkadaşlar ne demek? 1 artı 1 artı 1 nokta nokta n'ye kadar ama tek sayı şeklinde gidiyor. Terim sayısı o zaman ne olur? n eksi 1 bölü 2 artı 1. Buradan da n artı 1 bölü 2 tane 1 varmış. Demek ki oranın toplamı da n artı 1 bölü 2 oldu arkadaşlar. Eşit oldu 2 üzeri 9'a. n artı 1'in kübü bölü 8 yani 2 üzeri 3 eşittir 2 üzeri 9. n artı 1'in kübü 2 üzeri 10 yaptı. Demek ki n artı 1 arkadaşlar şey 2 üzeri 10 diyorum. 2 üzeri 12, 12 affedersiniz. 12 ile 3'ü sadeleştir n artı 1 eşittir 2 üzeri 4. 16 eksi 1'den n 15. Aynı zamanda böyle e, aritmetik dizi sorusu da yapmış olduk arkadaşlar. Cevabımız c oldu. Limit gider, x sıfıra gider ki x sıfıra x giderken fx eksi x sıfır bölü x eksi x sıfır arkadaşlar. Kural türevin limit tanımı f türev x sıfırdır. Bu şimdi x sıfır artı 3'e eşitmiş. F artı G'nin türevi x0 ne demek? F'nin türevi x0 artı G'nin türevi x0. Aynı fonksiyonlarda toplamak gibi. Böylece x0 artı 3 olur. Şey x0 artı m olur pardon. F türevi x0, x0 artı 3'müş. Böylece x0 artı 3 artı G türevi x0 eşittir. X0 artı m. Bunlar gitti. G türev x0 m eksi 3 oldu arkadaşlar. Şimdi g(x) fonksiyonu aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Hangisinin türevi sabit fonksiyon çıkarsa odur arkadaşlar. Böylece cevap B şıkkı olur çünkü 2x'in türevi arkadaşlar gördüğünüz gibi direkt 2. x0 yerine koyduğumuz zaman cevabın x0'lı bir şey gelmesi lazım. Gelmemiş. Sadece direkt sabit çıkmış bu yüzden. Kutu içine yazılmış şeyin e, ee, gösterimi arkadaşlar kendisinin türevini al bir de kendisine aynen yaz. Bakın o yüzden kendisinin türevi bir kere yani ikinci türev olur birinci türevin türevi. Sonra kendisinin aynısı bu. Haliyle arkadaşlar artık şunu söyleyebiliriz bakın. Birinci türev kendisi ne olduğunu bilmiyoruz. İkinci türev ne olduğunu bilmiyoruz. Bundan sonra yapacağınız tek hamle şıklara gitmek. Ben bir yanlış bir doğru göstereyim bakın. Şıklara bakacaksınız x kare eksi 4x. Birinci türevi nedir? 2x eksi 4. Peki ikinci türevi nedir? 2. Farkını alırsanız ne olur? 6 eksi 2x. Olay bu yani. C şıkkına bak. Birinci türevi 2x artı 4. İkinci türevi 2. Farkını alırsan böylece eksi 2x eksi 2 olur arkadaşlar. Cevap C şıkkı olabilir demiş çünkü.